8. hafta basın açıklaması. Hapishanelerde hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunlar, sağlığa erişim haklarının önündeki engeller, uzun süren hapislik koşulları, temiz suya, gıdaya erişimlerde yaşanan sıkıntılar, tek kişilik ring araçlarıyla sevkler ve kelepçeli muayene gibi hasta haklarını yok sayan uygulamalarla birlikte mahpuslar adeta ağır bir yaşam savaşı vermektedirler. İnsan Hakları Derneği olarak tespit edebildiğimiz kadarıyla hapishanelerde 651'i ağır olmak üzere 1517 hasta mahpus bulunmaktadır. Bu hastaların içerisinde kronik ve çoklu rahatsızlıkları olanlar, akciğer hastaları, kalp hastaları, kanser hastaları, yaşlı ve yaşamını tek başına devam ettiremeyecek durumda olanlar hapishanelerde ısrarla tutulmaya devam edilmektedirler. 2024 yılı içerisinde tespit edebildiğimiz kadarıyla en az 37 mahpus yaşamını yitirmiş ve bunların 23'ü hastalıkları nedeniyle vefat etmiştir. Oysa hapishanelerde meydana gelen tüm ölümler önlenebilir ölümlerdir. Hasta mahpusların sağlık haklarının önündeki engeller ağır insan hakları ihlallerini de beraberinde getirmektedir. Bu hafta Bolu F tipi kapalı hapishanesinde bulunan Nedim Yılmaz'ın durumunu paylaşmak istiyoruz. 13 Şubat 2024 tarihli endoskopi raporunda erozif gastrit ve ezofagoz ülser erozyon ve bu hastalığı gittikçe artmakta olduğu tespit edilmiştir. 30 Nisan 2024 tarihinde yapılan kolonoskopide de aktif kanamalı kalın bağırsak enfeksiyonu tespit edilmiştir. Yapılan tıbbi biyopside önerilmiştir. Patolojik tanım olarak da non-spesifik aktif kolit tanısı konulmuştur. 2012 yılından bu yana 6 ayda bir beyin cerrahide MR takibi yapılmaktadır. Beyincikte sarkma var ve bu sarkma beyne hava veren damar üzerinde baskı oluşturduğundan beyin yeterli hava ve oksijen alamamakta, bu yüzden de beyinde toksik oluşmaktadır. Bu da baş ağrısı, baş dönmesi, boyundan omuzlara, göğüs ve sırta, bel ve ayaklara kadar şiddetli ağrılara neden olmakta ve ayrıca nefes darlığına neden olmaktadır. 2024 MR raporunda kraniyal MR çektirilmiş ve ventriküler asimetri, beyin içerisindeki sıvının dolaştığı alanların sağlı solu karşılaştırmalı bakıldığında farklı büyüklük ve şekilde gözükmesi şeklinde rapor edilmiştir. Kronik paranjit hastasıdır. Bunun yanı sıra bronşit hastasıdır ve bu hastalık iç kanamalı ve kronik durumdadır. Kronik kas ve eklem ağrıları var. Beyindeki hastalık için daha önce beyin cerrahisi doktorları tarafından ameliyat olmasının gerektiği, bunun da ancak dışarıda ve rahat olanaklı koşullarda olması gerektiği söylenmiş. Yine doktorlar tarafından aktif kolit hastalığı için de bu hastalığın çok geç iyileştiği, dışarıda tam donanımlı bir hastaneye yatırılarak ancak sağlıklı koşullarda tedavisinin mümkün olabileceği yönünde beyanları bulunmaktadır. Ancak ağır hastalıklarından ve cezaevinde tedavisi mümkün olmamasına rağmen Bolu İzzet Baysal Üniversitesi tarafından 2024 yılı içerisinde iki kez verilen raporda hastanın mevcut hastalığı cezaevi koşullarında hayatını devam ettirmeye engel değildir şeklinde karar verilmiştir. Nedim Yılmaz 30 yıldır cezaevinde olmasına ve koşullu salı verilme tarihi gelmesine rağmen İdare ve Gözlem Kurulu tarafından 5 defadır soyut ve subjektif, hukuki olmayan kararlarla tahliyesi engellenmektedir. Nedim Yılmaz'ın dışarıda sağlıklı koşullarda tedavisinin yapılabilmesi için acil olarak tahliyesinin gerçekleştirilmesi, İdare ve Gözlem Kurulu'nun da özgürlüğü engelleyen kararlarından vazgeçmesini talep ediyoruz.